Vatandaşlara icra mesajları atılarak yapılan dolandırıcılığın ardı arkası gelmiyor. Bir hukuk bürosu tarafından atılan mesajlar, tehditler vatandaşları bezdirir sevgili seyirciler. Onlarca kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre avukat Muzaffer Yayalar'ın hukuk bürosundan atılan gerçek dışı borç mesajları ile ilgili soruşturma başlatıldı. TV 100 olarak avukatın kendisine iddiaları sormak istedik ancak talebimiz reddedildi. Hilal Yıldırım'ın özel haberi. Hep aynı avukat, hep aynı mesajlar. İddiaya göre hukuk bürosu değil, sanki dolandırıcılık çetesi gibi çalışıyor. İddialara cevap vermiyor. Size Yayalar Hukuk Bürosu'ndan mesaj geliyorsa dikkat. Çünkü iddiaya göre bu hukuk bürosu vatandaşları dolandırmaya çalışıyor. Önce vatandaşlara ya kargonuzu almamışsınız, borcunuz var ya da aldığınız ürüne üye olmuşsunuz, üyelik bedeliniz var şeklinde mesajlar gönderiliyor. Mesajların altındaysa tek adres var: Yayalar Hukuk Bürosu ve Avukat Muzaffer Yayalar. Vatandaşlar mesajlardaki numarayı aradıklarında karşılarına çıkan kişi tarafından borçları olduğu öne sürülüyor. Bu numara avukat Muzaffer Yayalar'ın baroda kayıtlı olduğu telefon numarası. Hukuk bürosunda dolandırıcılar vatandaşların tüm iş veya ev adres bilgilerine de sahip. İddia ettikleri borç verdikleri saatte yatırılmazsa icra takibi başlatacakları konusunda vatandaşları tehdit ediyorlar. Vatandaşların kimi kargo borcu olmadığının bilincinde, kimi sipariş verdiği firmayı arayarak borcunun olmadığını öğreniyor. Ancak dolandırıcıların ağına düşerek para yatıran da var. Vatandaşların sadece telefon değil, adres bilgilerine kadar her bilgiye ulaşılmış durumda. Mağdur sıfatıyla mesajlardaki telefon numarasını aradığımızda biz de "borcunuzu şu saate kadar ödeyin" tehdidiyle karşılaştık. TV 100 olarak bir numaralı baroda kaydı bulunan avukat Muzaffer Yayalar'a iddiaları sormak istedik ancak kendisiyle görüşme talebimiz kabul edilmedi. Onlarca vatandaş tarafından savcılığa suç duyurusu yapıldı. Savcılık tarafından Yayalar Hukuk Bürosu hakkında soruşturma başlatıldı. Yargıtay Karakol...